Bu kadar az kitap okunan bir ülkede nasıl oluyor da yazdığınız her kitap çok satıyor sizce? Vallahi ben de çok şaşkınım bunda. Şimdi işte Pazar günü Ankara'da imzam vardı. Yani salon, koca bir salon vardı. Salonun yarısı benim okurlarımdan oluşuyordu. İnanılmaz bir şey. Çok mutluluk verici bir şey bu. Şöyle olabilir birkaç şey söyleyebilirim sadece. Bir çok samim konuşur gibi yazıyorum ben. İki bir gerilim içerisinde yani okurken insanlar sıkılmıyor ve bir heyecanı yaşıyorlar. Üç bilgi sahibi oluyorlar yani yazarken İstanbul tarihi, ülkenin tarihi, sufilik üzerine aklınıza ne geliyorsa yani bütün bunları ele alıyorum ve alttan alta yani bir roman okurken aynı zamanda da ülkenin tarihi üzerine Osmanlı tarihi üzerine Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine bir insan üzerine bilgi sahibi oluyorlar. Bütün bunlar sanırım olumlu etkiliyor. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi yani mesela bana Ahmet Bey demezler. Ahmet abi derler. Ya biraz kendilerinden biri olarak görüyorlar ve bunu çok seviyorum bu kısmını çünkü böylece şöyle oluyor, bir sürü genç yazar adayı yazma cesaretini buluyorlar kendilerinde. Yani, ya bak adam yani geliyor ve konuşuyor bizim gibi yani, yani aynı sözcükleri kullanıyor ve o ya başardıysa biz de başarabiliriz, biz de yazalım yani biz de öykü yazalım yani biz de roman yazalım. Böyle bir durum ortaya çıkıyor ve ailelerinden biri. İçlerinden biri olarak görüyorlar. Ama bu işte yazdığım e, eserler ve bu eserlerin içeriğiyle üslubuyla e, birleştiği zaman e, çok okunan bir yazar'a e, dönüşüyor ki gerçekten mü müthiş. Yani şaşırıyorum şaşırıyorum. Yani yolda giderken de aynı durum. Yani insanlar durdurup fotoğraf çekip elimi sıkanlar. İyi gidiyorsunuz, iyi gidiyorsunuz diye seslenenler. Ya bunlar çok gerçekten çok sevindirici şeyler. Türkiye gibi az kitap okunan bir ülkede ise çok daha kıymetli yani.